Max ekranlarından bir kez daha merhabalar değerli izleyiciler. Konuk eviyle birlikteyiz. Konuk evinde her cuma olduğu gibi bu cuma da dini bir sohbet gerçekleştireceğiz. Din hizmetleri uzmanı Sayın Hava Aslan stüdyolarımızda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Elhamdülillah iyiyiz. Sizler de iyisiniz inşallah. Sağ olun, iyiyiz bizler de. İnşallah televizyon başındaki, ekran başındaki izleyicilerimiz de çok iyidir. İnşallah diyelim biz de. Hocam bu hafta eğitim metotlarını konuşacağız. İslamiyet'in eğitime bakış açısını konuşacağız. Evet, İslam dini, eğitime çok önem veren bir din. Geçtiğimiz haftalarda yine konuştuklarımız ışığında söylüyorum bunu. Peygamber Efendimiz keza öyle. Nedir Peygamber Efendimiz'in eğitim metotları? Evet. Özellikle Hazreti Peygamber'in eğitim metodunu konuşmak istiyorum ben bugün burada. Belki bugün eğitim, ilim olarak o metotları çıkartmış durumda. Ama bunları tabii çıkartırken Hazreti Peygamber'in eğitim metotları olarak değil de belki deneme yanılma yoluyla yıllardır, yüzyıllardır eğitimde, çocuk eğitiminde, belki insan eğitiminde hangi metotların daha etkili olduğunu bilim adamları ortaya koymuşlar. Evet, sürekli de araştırılıyor ve sürekli de yenilik yapılıyor. Kesinlikle aslında. Ama bunlarla Hazreti Peygamber'in eğitim metodunu karşılaştırdığımızda, Hazreti Peygamber'in eğitimde kullandığı yolu karşılaştırdığımızda bakıyorsunuz ki birebir bugün gerçekten etkili olan eğitim metotlarının Hazreti Peygamber'de uygulamış olduğu, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamış olduğu eğitim metotları olduğunu görüyoruz. Tabii bunun kaynağına, sebebine belki ilerleyen zaman dakikalarımızda geleceğiz ama Hazreti Peygamber'in sorunuzu öncelikle cevaplayayım. Hazreti Peygamber'in eğitim metoduna baktığımız zaman onun yaparak, yaşayarak eğitme metodu olduğunu görüyoruz. Evet. Bunun yanında söz de var. Mutlaka sözü de kullanıyor. Ama asıl onun ortaya koyduğu şey kesinlikle söylediği bir şey. Mesela insanlara örnek veriyorum. Sigara içmeyin diyorsa önce kendisi bunu içmiyor. Evet, birebir örnek olarak. Birebir örnek oluyor. Mesela bir Allah'ın işte bir emir olarak, belki Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla, mesela altın yüzük hakkında, işte erkeklerin altın yüzük kullanması hakkında bir gün erkeklere diyor ki, hiçbir şey söylemiyor. Erkek söylemeden kendisi bir gün parmağına bir altın yüzük takıyor ve mescide geliyor. Evet. Bakıyor ki beyler, Hazreti Peygamber'in parmağında altın yüzük var. Bakın, direkt onlara işte altın yüzük takmayın, bu erkekler için iyi değildir ya da dini bir hükümdür demiyor. Direkt kendisi bir yüzük takıp mescide geliyor. Erkekler onu görünce, mescitteki beyler, hemen ertesi günü onlar da birer altın yüzük takarak mescide geliyorlar. Evet, Hazreti Peygamber bunu yaptığı için. Ertesi gün Hazreti Peygamber o yüzüğü çıkartıyor, onların gözü önünde yüzüğü çıkartıyor ve işte söylüyor, Allah-u Teala diyor, ümmetimin erkeklerine altını yasaklamıştır. Evet. Bütün beyler de o anda bunu çıkartıyorlar. Bakın, belki bunu Hazreti Peygamber hüküm olarak söyleseydi, ya niye işte, neden öyle böyle, hani bir sürü bir şeyler belki ortaya konulabilirdi. Gerçi Hazreti Peygamber'di bu. Hani onun ümmeti, hiçbir zaman sahabi onun söylediği hiçbir şeye itiraz etmemiştir. Evet. Ama metot o kadar hoş bir metot ki. Peygamber taktı, insanlar taktı. Peygamber çıkarttı, insanlar çıkarttı. Yani bu bir metot. Hazreti Peygamber'in metodu. Çok da etkili bir metot. Kesinlikle. Bu büyüklerde böyle. Ama bizim asıl konumuz belki çocuklar. Evet. Çocuklar için de bu böyle. Şimdi bir öğretmeniz ya da hocayız, işte hoca olarak ben insanlara, ey insanlar, sizler namaz, öğlen namazında camideyiz. Ben ey insanlar, hadi hanımlar geçin buyurun namaz kılın desem, ben de arkada otursam, namaz kılmasam, o namaza duran insanlar şunu düşünmezler mi? Ya şuna bak, bize namaz kıl diyor. Allah bize namazı emrettiğini söylüyor. Kendisi arkada oturuyor. Ne kadar etkili olurum. Ertesi gün camide kaç kişi olur beni dinlemeye gelen? Hiç kimse olmaz. Dolayısıyla kesinlikle bu metodu, yani insan, Hazreti Peygamber'in bu metodu gerçekten çok uygun bir metot.
Çok doğru bir metot ve Hazreti Peygamber bunu kullanmıştır. Evet. Günümüzde de görüyoruz ki eğitimciler özellikle görerek eğitimden yanalar. Bu şekilde daha akılda kalıcı olduğunu savunuyorlar. Peki çağlar öncesinden, yıllar öncesinden Hazreti Peygamber bunu başlatmış. Nasıl oluyor hocam? Yani bunca ilimden sonra biz bunu bugün ilim adamları işte kanunlaştırmış ya da kanunlaştırmış demeyelim de kullanılır hale getirmiş ya da bir kural olarak hani ortaya konmuş, artık bilimselleşmiş. Hazreti Peygamber değil mi? O zaman günümüzdeki gibi üniversiteler yoktu. Eğitim sistemi yoktu. Yani okullar yoktu. İnsanlar okumayı, yazmayı öğreniyorlarsa kendi çabalarıyla öğreniyorlardı. Asla ve asla bugünkü sistemde bir okuma yazma sistemi yoktu ki. Evet, öğrenme metotları araştırılmıyordu ya da. Yani asla böyle bir şey yoktu ki. Bu din, bakın bir de bu dinin ilk geliş şekline baktığımız zaman bir okul yok. Evet. Ama dinin ilk emri oku. Yani bunu artık herkes biliyor. İslam dininin ilk emri oku ve böyle bir ortamda okul yok, öğretmen yok. Öğrenci çok ama bunları eğitecek kişiler yok. Bütün bunlara rağmen Hazreti Peygamber bugün ilmin ortaya koyduğu bu metodu nereden buldu? Tabii ki bu metodu ona kesinlikle Allah-u Teala bildirmiştir ki Kur'an-ı Kerim'de bu davranış örnekleriyle eğitim olarak geçiyor ki mesela bugün yine aynı isimle kullanılıyor. Hazreti Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu davranış örnekleriyle eğitim birçok yerde bize örnek olarak karşımıza çıkıyor. Bakıyorsunuz işte Allah-u Teala kıssalar var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah bize bir takım kıssaları bildirmiş. Evet. Bizim hani tarihte belki doğru ya da yanlış bir kısım hurafelerin karıştığı ama doğrusu Kur'an-ı Kerim'de var. Ve onların oluş şekillerini anlatıyor ve siz böyle böyle yapmayın diyor. Hem bizim hayatımıza bir örnek bize sunuyor. Evet, gözümüzün önünde canlanmasına sebep oluyor değil mi hocam? Kesinlikle. Bu şekilde daha iyi anlamış oluyoruz anlatılmak kesinlikle istediğimde. Yani bir kanun, bir kural olarak oraya yazılabilirdi. Soyut bir şekilde bir kural olarak oraya yazılabilirdi ve böyle davranmayın denirdi ama öyle değil. Yani bir kavmin hayatını anlatıyor. Yaşayan bir toplumun yaşadığı sıkıntıyı anlatıyor. Olmuş bir olayı anlatıyor. Evet. Ya işte o güzel bir örnektir. Siz de böyle yapın şeklinde. Evet, Hazreti Yusuf kıssası vardır değil mi hocam? Herkes bilir. Kesinlikle. Çok çok güzel yakaladınız mesela. Hazreti Yusuf kıssasında olduğu gibi mesela zinaya yaklaşılmaması gerektiğini ifade eden bir kıssa. Direkt Allah-u Teala hem ayet-i kerimede mesela zinaya yaklaşmayın buyuruyor. Evet. Ama bunun yanında Hazreti Yusuf'un hayatını da çok güzel bir şekilde zinadan nasıl uzak durduğunu, yani bir erkek olarak nasıl karşı durduğunu bizlere ifade ediyor. İşte hem örnekleriyle hem de hükümleriyle bize bu şekilde ortaya koymuş oluyor. İşte Allah-u Teala'nın bu Kur'an'ı metodunu Hazreti Peygamber kendi hayatına olduğu gibi uygulamıştır. Ve biz onun hayatına baktığımızda gerçekten bu eğitim konusu, bütün konularda eğitim konusunda da örnek almamız gereken çok şey olduğunu biliyoruz ki zaten ayet-i kerimede de bize Allah-u Teala bunu bize söylüyor. Ben onu mealen okumak istiyorum. Ey insanlar, andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça anan kimseler için Allah Resulü'nde pek güzel bir örnek vardır. Yani Hazreti Peygamber'in bizim için bir örnek olduğunu, yaşayışıyla, her haliyle hayatımızda uygulamamız gereken bir örnek olduğunu bize ayet-i kerimede söylüyor. İşte bu çocuk eğitiminden tutun da hayatımızın her safhasına kadar örnek almamız gereken kişi. Evet. Ve bir kitabımız var. Onu da tabii ki rehber edinmeliyiz. Korunan bir kitap olması da tabii ki bizim şansımız. Tabii ki Hazreti Peygamber'in hayatı zaten Kur'an'dı. Evet. Bunu her zaman her
ortamda söylüyoruz. Kur'an'ın canlı örneğidir Hazreti Peygamber. Kur'ani metot, Kur'an'daki o metotların, yöntemlerin yürüyeni, öyle diyelim artık, bilemiyorum ne kadar olur ne kadar olmaz ama ifademiz ne kadar doğru olur ama kesinlikle canlanmış halidir. Kur'an'ın canlı varlık olarak ortada oluşudur yani Hazreti Peygamber. Evet. Peki hocam, örneklemeden bahsettik. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de de örneklemelere yer verilmiştir dedik. Sözle de bir anlatım söz konusu olabiliyor. Söz ve örneklemeyi kıyaslayacak olursak. Evet. Tabii kesinlikle örnekleme çok önemli. Bir kere şöyle bir şey var. Çocuğumuzun karşısında ya da öğretmeniz, öğrencimizin karşısında örneklemeyle çocuğumuzu bir kere ikna ediyoruz. Sonra onun güvenini kazanmış oluyoruz örneklemeyle. Şimdi konuştuğumuz söz eğer tavrımıza uymazsa, bir kere çocuk ya da karşımızda eğitmeye çalıştığımız kişi bize karşı itimadını kaybeder, güvenini kaybeder. Zaten güven kaybolduktan sonra artık o kişi için ya da o çocuk için biz hiçbir şey ifade etmiyoruz. Yani oğluna sigara içme oğlum diyen bir babanın çıkıp balkonda sigara içmesiyle çocuk ne kadar değer verebilir ki onun, yani o babanın söylediği o söze? Ya da öğretmenin, çocuklar sigara sağlığa zararlıdır, sağlık öğretmeninin bu cümleleri derste kurup teneffüste de bahçede çocukların gözünün önünde sigara içmesi ne kadar etkilidir o çocuk için? O çocuğun o öğretmene ya da o babaya ya da o anneye duyacağı güven ne kadardır? Çocuğun itimadı, güveni sarsıldığı zaman çocuk artık bizim söyleyeceğimiz hiçbir şeye değer vermez. Ama şu bir gerçek, tabiat asla boşluk kabul etmiyor. Eğer biz onun o güvenini sağlayamazsak, çocuğun o güvenini sağlayacak dışarıda başkaları vardır. Evet. Hele ergenlik döneminde, hele ergenlik döneminde o kadar önemlidir ki bu. Çocuk bu güveni bizden almazsa, etrafında ona bugün güveni verecek insanlara yönlenecek. Bugün mesela işte o kötü alışkanlıklar dediğimiz işte esrar, eroin, ne bileyim işte alkol, değil mi? Bu tür şeylere kapılan ya da bu tür alışkanlıklar edinen çocuklarımız, bunlar onların DNA'larında, bunun isteği onların DNA'larında vardı da bunlarla dünyaya gelip de büyümediler. Mutlaka aileden, okuldan yeterince bu işin eğitimini, örnekliğini göremediği için, ailesine güven duymadığı için, öğretmenine güven duymadığı için ne yaptı çocuk? Etrafında güven duyacağı başka insanlar buldu. Ama o insanlar yanlış insanlar oldular. Ve o çocuğu... Onu da yanlışa sürüklemiş oldular. Kesinlikle o çocuğu yanlışa sürüklemiş oldular. Ve hiç farkına varmadan... Belki çok sevdiğimiz, belki değil, çok sevdiğimiz o yavrularımızı, öğrencilerimizi, çocuklarımızı bir anda başka kucaklarda bulmuş olduk. Dolayısıyla örnekleme bu açıdan çok önemli. Mutlaka ve mutlaka çocuklarımıza, öğrencilerimize bir şeyleri söylerken, verirken kendimiz onun örnekliğini üzerimizde mutlaka yaşamalıyız. Artı belki benim hani bu konuda çok inancım var, yani böyle olması gerekir diye. Samimi olmak da lazım. Evet, yalan söylememek lazım, evet. Değil mi öncelikle? Samimi olmak da lazım. Karşımızdaki insana bir şeyin doğruluğunu anlatırken kendimiz de bunu yaşama konusunda ciddi manada samimi olmamız gerekir. Bu samimiyet de insanları cidden çok etkilemektedir. Yani örnekliğimiz mutlak surette olacak, söz olacak. Hazreti Peygamber'in çünkü metotlarından birisi de sözdü. Sözle beraber örneklik olacak. Neden? Çünkü çocuk bazen yaşantınızın farkına varmayabilir. Evet, dikkat çekmek gerekebilir bazen. Evet, hocam? Dikkat çekmek için bunu sözle ifade etmek, çocuğun dikkatini oraya çekmek, davranışlarımızla da bunu ortaya koymak.
ikisi beraber. Üçüncü bir madde kesinlikle samimi olmak. Ve bıkmadan, usanmadan olmasını istediğimiz o şeyde sabırla, o şey üzerinde sabırla durmak lazım. İnsanın eğitimi zordur. Zordur ama güzeldir. Çünkü karşınızda her şeyiyle mükemmel bir insan olduğu zaman yetiştirdiğinizde bu insana çok büyük keyif veriyor. Çok büyük zevk veriyor. Bu zevki tatmak lazım. Eğer bir eğitimci ise ki birçok yerde öğretmenler öğrencileriyle karşılaşıyorlar. Çok iyi yerlere gelmiş, çok değerli öğrencileri oluyor. Evet. Bu keyfi tatmak gerçekten çok hoş bir şey. Yine anne babalar için de tabii ki aynı şey geçerli. Kesinlikle. Yani hangi anne baba çok iyi, ahlaklı, güzel eğitim almış evladından bahsederken böyle üzülerek bahsediyor. Ne yapıyor? Göğsünü gere gere şöyle, değil mi? Oğlundan ya da kızından bahsederken şöyle kendini bir geriyor, evet. Şey yapıyor. Tabii bunlar çok güzel şeyler ama işte bütün bunların olabilmesi için ilk baştan itibaren belki biz anne ve babalar ve öğretmenler mutlaka çocuklarımıza gerekli eğitimi, gerekli metotları kullanarak vermek durumundayız. Mutlaka. Aksi takdirde hem çocuğun kendine olan güveni azalmış olacak, hem karşısındaki insanlara olan güveni azalmış olacak. Bir de ayet-i kerime, yine bu konuda ayet-i kerime var. Mealini belki hani tam olarak hatırlamayabilirim ama Arapçasından şöyle bir düşüneyim. Niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz şeklinde Allah-u Teala. Yani eğer bir şeyi yapmıyorsak söylememizin hiçbir anlamı yok. Evet. Yani mutlaka söylediğimiz şeyleri yapmak zorundayız. Hani atasözümüz de var bununla ilgili. Ya olduğun gibi görün, değil mi? Ya da göründüğün gibi ol. Evet, kesinlikle çok güzel ifade ettiniz hocam. Dürüstlük aslında burada, değil mi, sözün özü? Dürüst olmak gerekiyor hem çocuğumuza karşı hem çevredeki diğer insanlara karşı. Bu mutlaka bize mükafat olarak geri dönecektir. Kesinlikle, yani iyi bir çocuk vatana, millete, anneye, babaya, Allah'a, peygambere karşı, evet. Değil mi? Uygun bir nesil, güzel bir nesil toplumumuz için. Millet olarak var olabilmemiz için olmazsa olmazdır yani. Evet. Peki hocam, eğitimciler zaman zaman çocuklar üzerinde etkili olmadıklarını düşünüyorlar ya da anne babalar. Etkili olabilmek için nasıl bir yol izlemeliler? Şimdi bir, şöyle bir toparlarsak, demin de söylediğim gibi belki birinci madde olarak sayabilirim, samimi olmak gerekir. Evet. Yani yaptığımız şeye öncelikle biz kendimiz inanmamız gerekir. Sözlerimizi, söylediğimiz sözleri kesinlikle kendimiz tatbik etmemiz gerekir. Kendimiz uygulamamız gerekir. Sadece söz olarak karşımızdakinin kulağına gitmemeli. Sadece karşımızdaki eğiteceğimiz kişinin kulağına hitap etmemeliyiz. Aynı zamanda onun gözüne de hitap etmemiz gerekir. Sonra düşündüklerimizi de mutlaka sözlerimizle ifade edip, yani yaşantımızın katkılarıyla ortaya koymamız gerekir. Yani düşüncelerimiz, sözlerimiz ve yaşantımız bir olmalı. Bu şekilde olursak karşımızdaki insanı eğitme açısından kesinlikle etkileyebiliriz. Yani öncelikle kendimizden başlamalıyız, sonrasında karşımızdaki kesinlikle. Sonra da muhatabımızın, karşımızdaki insanın bize güven duyması gerekir. Bu da önemli bir madde. Sonra inanması gerekir. Aslında önce inanması, değil mi? Ona inanç vermeliyiz ki bize inanmalı. Ondan sonra inandığı takdirde bize güvenebilir. Sonra da sevgi duyması gerekir. Sevgi de çok önemli. Yani şöyle dönüp geriye baktığım zaman aslında hiç ilgimin olmadığı, yani ilgi alanıma girmeyen dersler vardı mesela, özellikle lise döneminde. Ama öğretmenimi çok sevdiğim için, evet. Yani müthiş, o derse müthiş çalışırdım. Yani okurken böyle bunalırdım yani, okumak istemezdim ama öğretmenimi çok seviyordum.
Okula gidince öğretmen bir soru sorduğunda cevap veremem, mahcup olurum diye o dersi öyle çok çalışırdım ki, halbuki asla asla ilgi alanımda değil. Yani silah zoruyla bile ben o dersi çalışmazdım yani. Çalışmazdım, sevmezdim. Ama bugün geriye dönüp baktığım zaman hala o bilgiler böyle zihnime çiviyle kazılmış yani. Bu neyden kaynaklanıyor? İşte sevginin gücü, yani sevgiden kaynaklanıyor. Gerçekten eğitimde sevginin de çok büyük bir gücü var. Mutlaka karşımızdaki öğrencilerimizin ya da işte eğiteceğimiz insanların bizi sevmesi de gerektiğini düşünüyorum. Evet, bu da çok önemli bir nokta. Öğretmenlerin kendilerini sevdirmeleri gerekiyor demek ki ilk önce. Yani bu kesin. Yani bu sevmediği öğretmenin dersinden de uzaklaşıyor çocuk. Evet. Bu kesin yani. Onun için hani keşke öğretmenliği mecbur kaldığı için değil de öğretmenlerimiz sevdikleri için yapsalar çok daha güzel olur ki inşallah hepsi severek yapıyordur görevlerini. Ama tabii görevini sevmediği zaman çok da öğrenciye bir şey veremiyor. Çünkü sevdiği zaman sevgiyle yaptığı için karşıdaki zaten sizin sevginizi gözlerinizden bile alıyor. Yani evet. Hiçbir şey demenize gerek yok. Onun o pozitif bakışları, gülümseyen bakışları zaten karşınızdakini size mıknatıs gibi çekiyor. Bunu ortaya koymak lazım. Evet. Mutlaka. Tüm bunlar olurken çok önemli bir nokta var ki sabırlı olmak, değil mi hocam? Hemen olmuyor her şey ne yazık ki. Tabii ki, kesinlikle. Hani o bambu ağacının yetişmesi gibi, bambu ağacına 5 yıl boyunca bir tohum olarak dikersiniz. 5 yıl boyunca o tohumu sularsınız. Ve 5 yıl boyunca toprağın altındaki bir tohumdur. Toprağın üzerinde hiçbir şey yoktur. Yani 5 yıl boyunca o tohum toprağın altında sulanır. İşte bu sabırla yapılır. Yani eğer onu, ya niye çıkmadı bu? Yani eşeleyip de bakarsanız tamamen yok olmuş. Yok olmuş olur. 5 yıl sabırla o tohumu sularsınız. 5 yıl sonra çıkar ve 6 ayda koskocaman bir ağaç olur. Evet, hatta dünyanın en hızlı boyatan ağacı i̇şte, olarak bilinir, evet, değil mi? Evet. 6 ayda çok kısa bir sürede koskocaman bir ağaç olur. Çok ben bunu ilk duyduğumda çok yani garipsemiştim. Hani hiç şaşırtıcı gerçekten. Gerçekten çok şaşırtıcı ama nedir? Sabır. 5 yıl boyunca bıkmadan, usanmadan su vermeye devam edeceksiniz. Çocuk da böyledir işte. Eğittiğiniz ya da insan da böyledir. Yani uzun süre siz ona vereceksiniz, vereceksiniz, vereceksiniz. Bir gün bakmışsınız ki verdiklerinizi almaya başladınız. Evet, ya da çocukta bazı ön yargılar varsa o ön yargıları yıkmış oldunuz, değil mi? Özellikle az önce de belirttik, ergenlik döneminde olanlar için bu daha fazla, evet, geçerli sanırım. Farklı bir bakış açısı oluyor çocukların ergenlik dönemiyle birlikte özellikle. Onları da yıkmak gerekiyor belki. Burada da en önemli faktör sabır. Kesinlikle sabrın belki en çok lazım olduğu dönem. Ergenlik dönemi. Hani Türkçe'de delikanlı kelimesini kullanıyorlar ya, yani bu delikanlı kelimesi aslında çok da yabana atılacak bir şey değil. Yani kanı deli, hani tabiri caizse kanı deli. Gerçekten bu dönemde çok sabırlı olmak lazım. Ama bu dönem geçtiği zaman, oturduğu zaman artık o ergenlik dönemi bitip de çocuk genç bir kimlik, kişilik kazanıp oturduğu zaman bakıyorsunuz ki evdeki ya anne ya baba ya da ikisinin ortasında bir şey, ama kesinlikle çocuğun yapısında iki karakterin ya da üçüncü bir karakter, dede ve babaanne ya da onlardan da gelen bir şeyler olabiliyor ve diyorsunuz ki tamam bu bizden, yani ortaya çıkmış oluyor. Ama demin de söylediğimiz gibi, eğer gençliğinden önceki o çocukluk döneminde sabırla suyu vermeye devam edersiniz, bilgimizi vermeye devam edersek, yaşantımızla, hareketlerimizle, tavırlarımızla, sevgimizle, dürüstlüğümüzle, samimiyetimizle onu eğitme gayreti içerisinde olursak,
Bütün bu sistem bittiğinde çocuk karşınıza aynen sizin fotokopiniz olarak çıkıyor. Ama tabii bunun alternatifi, yani zıt şeyler de olmuyor mu? Oluyor. Çok farklı şeyler olabiliyor bazen. Evet, hatta tam tersi tepkiye de sebep olmuş olabilir. Çocuğum benim gibi olsun derken, değil mi? O çocukta tam tersi etki de yaratmış olabilir. Ya bazen az da olsa bu tür vakalara da rastlıyoruz. Yani belki anne baba sabırla eğitim verip çocuğu hani şey yapabiliyor, eğitebiliyor ama bir gün bakıyorsunuz ki çocuk çok farklı bir ortamda ve çok farklı bir yaşantı içinde olabiliyor. Yine de belki bunun altında hani iyi bir eğitim verdiğini aileler düşünmüş olabiliyor ama bir yerlerde bir hata yapılmış olabiliyor. Hmm. Bir de her şeyin fazlasından kaçınmak da lazım. Mesela sevginin de fazlasından kaçınmak lazım. Anne babaya çok aşırı derecede mesela sevgi açısından çok bağlı olan çocuklar büyüdüklerinde evlilik hayatında çok da başarılı olamıyorlar. İşte zaman zaman şunu düşünüyorum, o sevgiyi mesela sevme hususunda bazen eşine karşı çok aşırı derecede sevgi gösteriyor. Sonra hayatın bir safhasında anlaşmazlık ortaya çıkıyor ve adam ayrılmayı kabullenemiyor. İşte kadına şiddet... Evet, hayatını idare edemeyecekmiş gibi hissediyor. Aynen öyle. Hayatın mesela bu şiddet olaylarının belki... altyapısındaki en büyük sebeplerden bir tanesidir. Bir insanı öldürmek ne demek? Yani bir insanı öldürmek, bir insanın bir sineği bile öldürürken ya vursam mı vurmasam mı sivrisinek canımı yaktı diye düşünürken bir insanı öldürmenin altındaki duyguyu tahlil ettiğinizde aslında o kadına olan aşırı bağlılık var. Evet. Yani o hayatından çıktığı zaman gümbür gümbür yıkılacağının korkusuyla yaşıyor. Hani yine bizde olan bir söz belki, hani ya benimsin ya kara toprağın diye. Ne kadar korkunç bir söz. Kesinlikle. Yani bu anlayış var beyinlerde. O fazla sevgi bu tür şeylere de sebep olabiliyor. Aslında her şeyin ortası değil mi hocam? Ortası, her şeyin kararı güzel yani. Evet. Sevginin de. Ama sevgiyle de çok güzel şeyler başarılabilir. Ama mutlaka kesinlikle orta yolu tutmak lazım. Evet, çocuğa aslında onu da aşılamak gerekiyor. Bencillik boyutuyla değil ama tek başına da bir birey olduğunu göstermek, o özgüveni de vermek gerekiyor değil evet mi eğitim safhasında? Yani keşke bu şiddet uygulayan insanların iç dünyası oturulup bugün, şimdi belki biraz şiddete kaydı ama konumuz... Ama sonuçta o da bir eğitim eksikliğinden kaynaklanıyor. Kesinlikle. Eğitim eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani bu şiddeti uygulayan insanların iç dünyaları incelense, bir araştırma yapılsa, onlar üzerinde çalışmalar yapılsa, ben bu inanç bende çok güçlendi, çok kuvvetlendi. Bunun altında çok aşırı sevginin olduğunu düşünüyorum. Yani kadın olmayınca, hayatından çıkınca sanki perişan olup, darmadağın olup, hayata bir daha asla tutunamayacak hissiyle bunu yapıyor yani. Evet ve şöyle bir şey de var aslında hocam. Sadece akademik eğitim düşünülmemeli. Aileden alınan ahlaki eğitim de burada çok önemli değil mi? Üniversite mezunları da şiddet gösterebiliyor şimdi. Kesinlikle. Yani bir yerde bir araştırmada okumuştum. Üniversite mezunlarında şiddet daha fazla. Yani üzülerek söylüyorum, üniversite mezunu olan insanlarda şiddetin daha fazla olduğunu bir araştırmada okumuştum bir gazetede. Bu neden kaynaklanıyor? Bunun sebeplerine bakmak lazım biraz. Belki mesela üniversite mezunu olmayan ailelerde, ilkokul mezunu olan ailelerde kadın belki biraz daha itaatkar mı oluyor diyeyim. Hani her şeye evet deyip boyun büküyor da ondan mı tartışma çıkmıyor? Üniversite mezunlarında sonuçta bayan birçok şeyi hani bilmiş oluyor. Hemen kabullenmiyor. Ya sadece üniversite mezunlarında değil,
Daha da değil. Aslında biz şöyle de bir hata yaptık toplum olarak. Ben kendi adıma konuşayım. Müftülük olarak mesela aile arası, aile içi ilişkiler konusunu çok işledik. İşte ailede eşler arası ilişkiyi işledik. İşte çocukla şununla bununla kadını eğittik eğittik. Aslında kadın ve erkek bilgisizlikte, aileyle ilgili bilgisizlikte şöyle eşit durumdayken sivil toplum kuruluşları, işte okullar, işte biz müftülükler, işte Kur'an kurslarında bir sürü çalışmalarla programlarımıza hep kadınlar katıldı. Beyler için düzenlenen programlara maalesef beyler katılmadı. Eğitim seviyesi böyleyken, eşitken kadını biz bilgilendirdik. Kadının eğitim seviyesini, belki kadın lise mezunu, belki ortaokul mezunu, belki ilkokul mezunu, hatta belki okul mezunu da değil, yani ilkokul mezunu da değil ama birçok konferanslara, sempozyumlara, panellere, işte camilerde vaazlara katılarak, özellikle hani merkezlerdeki bayanlar, bir diploma almadılar ama bilgi seviyelerini yükselttiler. Evet, bilinçli olmuşlar. Bilinçlenmeyi bilinçlendiler ama erkekler burada kaldı bu konuda. Şimdi beyler bana kızacaklar ama bu bir gerçek artık. Beyler burada kaldı ve kötü olan, şimdi bayan camiden bir şey duyduğu zaman ya da bir televizyondan bir televizyon programlarını mesela bayanlar evde daha çok izliyorlar. Evet, daha çok takip ediyorlar. Tabii daha çok takip ediyorlar. Buradan bir şeyler öğreniyorlar. Öğrendiğini akşam eşine söylediği zaman eğer camiye gelmişse adamın tepkisi şu oluyor. İki camiye gittin de hocamı kesildin başıma. Aynı şey televizyon için geçerli. Aynı şey işte konferanslar için geçerli. Ne oluyor? Kadının, kadın da verme şeklini bilmiyor. Şimdi bunu hani aslında eşine hocalık yapmıyor. Aslında öğrendiği bir şeyi, bir bilgiyi eşiyle paylaşma derdinde. Ortak bir alan bulup belki konuşma derdinde evet. Ama eş bunu böyle kabul etmiyor. Evet, bazen de kadın yanlış bir yol izliyor söylediğiniz gibi. Ve çok büyük tartışmalar çıkıyor bundan dolayı. Yani bazen oturup düşünüyorum, acaba iyi mi yaptık, kötü mü yaptık diye gerçekten. Tabii ki kötü yapmadık ama eksik oldu. Mutlak surette bugün erkeklerin de yani kısa vadede kesinlikle erkeklerin de bu tür eğitimlere nasıl olur, ne şekilde getirilir bilemiyorum ama bu... Canik Belediyesi'nin, lafınızı böldüm, böyle bir çalışması vardı hatırladığım kadarıyla, şimdi aklıma geldi. Erkekleri özellikle bu aile eğitimi konusunda kahvehanelere gidip böyle bir eğitim programı hazırlamışlardı. Belki de böyle bir yöntem izlenmeli değil mi? Onlar gelmiyorsa bir şekilde onların ulaşmanın gidilmeli. Yolu... Evet, kesinlikle yani ne yapıp edip erkekler de o seviyeye getirilmeli. Yani o denge mutlaka yine yakalanmalı. Çünkü kadına şiddet devam edecek yoksa. Allah muhafaza. Devam da ediyor zaten ne yazık ki. Ve artıyor da. Bunların yani bu kişiler en az lise mezunu insanlar yani. İlkokul mezunu zaten Türkiye'de yani okula başladığı andan itibaren artık ilkokul mezunu nesiller kalmıyor yani. Yeni nesil mutlaka en az lise mezunu. En az lise mezunu. Yani oğlunuz ilkokul mezunu bir çocuk olsa ona ilkokul mezunu bir kız bulamıyorsunuz. Yok çünkü. Yani bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Ancak yani çok böyle kıyıda, köşede, çok dağların tepesinde bir yerlerde belki. Yani. Mahrum bir bölgede. Evet yani. Peki hocam, tekrar konumuza dönecek olursak eğitim metotlarından bahsediyoruz. Evet. Neler yapmalıyız, nasıl davranmalıyız, eğitim metotlarını nasıl aktarmalıyız çocuklarımıza, ne zaman başlamalıyız evet. Çocukları eğitmeye? Aslında belki konunun en başındaki konumuzun başlığıyla da sorunuzu birleştirerek ben devam etmek isterim. Hazreti Peygamber'in eğitim metodunu bakacaktık. Evet. Hazreti Peygamber nasıl davranmış? Neler yapmış, eğitimde çocuklara nasıl hareket ve tavır içerisinde bulunmuş, ona bir bakalım. Bir kere İslam'ın, Hazreti Peygamber'in tavrı tabii ki İslam'ın tavrıdır. Hazreti Peygamber mesela en baştan itibaren annelerin çocuklarıyla, annelerin ve babaların ama
Öncelikle İslam'da anneler bu konuda öncelikle sorumludur. Bunu ifade evet, etmek çocuğa istiyorum. Çocuğa daha yakın olduğu çocuğa için. Çocuğa daha yakın olduğu için, çocukla daha sık beraber olduğu için bu sorumluluk ilk etapta belli bir yaşa kadar anne üzerindedir. Ki anne hamile kaldığı andan itibaren çocuğunu her türlü kötülükten korumak ve kollamak zorundadır. Evet, zaten belli bir zamandan sonra duymaya da başlıyor anne karnındaki çocuk, değil mi? Çok güzel ifade ettiniz. Ben bunu söyleyecektim. Şöyle bunu o zaman destekleyelim. Kar tanelerine müzik dinlettikleri zaman, bilemiyorum değerli izleyicilerimiz de okumuşlardır belki gazetelerde zaman zaman bununla ilgili görüntüler var. Mesela sanat müziği ortamındaki kar tanesi çok düzgün bir şekilde şekli oluşurken işte böyle gürültülü rap gibi gürültülü müzik sesinin olduğu bir ortamda kar tanelerinin şeklinin çok bozuk olduğu görülmüştür. Şimdi anne karnından itibaren anne çocuğuna hamile kaldığı andan itibaren onu korumalı dedim. Bu tabi dış darbelerden korumalı derken yani sadece dış darbeleri kastetmiyorum. Fiziksel işte dinleyeceği de. Şeyler de çok önemli. Mesela ben müftülükten gelen birisiyim. Bir anne olarak hani bir eğitimci olarak karşımdaki insana şunu tavsiye ederim. Mutlaka çocuklarımıza hamilelik döneminde Kur'an-ı Kerim dinletelim. Evde işlerimizi yapıyoruz. Koyalım CD'yi, işimizi yaparken çocuğumuz anne karnında Kur'an sesiyle büyüsün. Bu çok önemli. O çocuğun daha sonraki yıllarda mutlaka o duymuş olduğu o sesler, Allah'ın kelamı onun şekillenmesinde evet. Mutlaka tıpkı o kar tanesinin şekillenmesi gibi o çocuğun şekillenmesinde mutlak surette etkisi olacaktır. O dönemde, o hamilelik döneminde mesela kesinlikle asla ve asla haram lokma yemeyelim. Ha başka zaman yiyebilir miyiz? Böyle bir anlam çıkmasın tabii ki. Hiçbir zaman hayatımızın hiçbir safhasında haram lokma yememe gayreti içerisinde olalım. Ama özellikle o dönemde karnımızdaki canlının çok temiz, tamamen helalle beslenmesi gayreti içerisinde. Ya o dönemde çok daha fazla bu konuya itina gösterelim diyorum. Ben özellikle hamile annelere belki buradan seslenelim. Hazreti Peygamber buna çok dikkat etmişti. Hiçbir şekilde kendi nesline, kendi çocuklarına, kendi soyuna hiçbir şekilde haram bir şey yedirmemiştir. Evet, çocuklara zaten ayrı bir önem verilir. Çocuklarımıza hiçbir şekilde İslam'ın haram kıldığı hiçbir şeyi yedirmeyelim. Buna dikkat edelim. İster doğduktan sonra, ister doğmadan, her halükarda. Bizler de sadece haram da değil. Mesela bizim sağlığımıza zararlı şeyler var. İşte akşam bir haber vardı televizyonda, bilemiyorum seyrettiniz mi? Çocuk günde 12 litre işte asitli içeceklerden içerek dişlerini kaybetmiş. 25 yaşında delikanlı, bütün dişleri gitmiş. Ya düşünebiliyor musunuz? Dişlerin dökülmesine sebep olan, 25 yaşında dişlerin dökülmesine sebep olan şey maddeler bunlar, asitli içecekler. Evet. Özellikle hamile bir annenin, değil mi? Sağlığını bozacak, çocuğuna zarar verecek bu tür şeylerden kaçınması gerekir. Şimdi bir sağlıkçı gibi konuştuk ama bu eğitimle çok ilgili bir şey. Sonra çocukların yeni doğdukları zaman da duyacağı söz çok önemli. Yine doğum yapacak olan annelere buradan sesleniyorum. Artık eskisi gibi değil. Eskiden doğumdan sonra çocuğunuzu görmek için belli bir zaman geçiyordu. Ama şimdi babalar birçok zaman işte doğumları bile seyrediyorlar. Çok evet, enteresan. Doğuma bile giriyorlar. Eşinin yanında olmak istiyor, olabiliyor. Ya bütün bunlar artık Türkiye'de mümkün. Var. Evet. Bu imkanlar var. Ben onun için şimdi babalara sesleniyorum. Eşinizin yanında ya da yakınında olun. Ve doğan bebeğinizin kulağına hemen ezanı, kameti
okuyun. Yani çocuğunuz ilk önce Allah'ın kelamını duysun. Çocuk kalkıp da o vakitte elbette namaz kılacak hali yok, değil mi? Hani böyle bir soru gelebilir insanın aklına. Yani hocam, yani nedir, acelesi ne? Ama ilk duyacağı, dünyaya geldiğinde ilk duyacağı sözler Allah'ın kelamının olması o çocuk için çok önemli. Bu Alman yazar var, Friedrich Wester, bilemiyorum çok düzgün telaffuz edebildim mi, Almancam yok. Onun Düşünmek, Öğrenmek ve Unutmak isimli eserine baktığımız zaman insan beyninin ilk 6 ay içerisinde çok hızlı bir öğrenme durumunda olduğunu ve 6 yıla kadar da bu hızın yine devam ettiğini, ama o ilk 6 ay çok önemli, çok hızlı bir yapılanmaya giriyor. Evet, çocukların benim yetenekleri de zaten hep bu ilk aylarda, ilk yıllarda keşfedilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Çocuk konuştuğumuz her şeyi duyuyor ve anlıyor. Sadece cevap veremiyor ki, çok iddialı bir söz oldu belki benim bu sözüm, ama bu benim sözüm değil aslında. Hazreti İsa Aleyhisselam'a baktığımız zaman bebekken Hazreti Meryem'in kucağında konuşmuştu. Ha, bu bölümü bir mucize kabul, evet. Bebeğin konuşması, ama burada başka bir şey var. Yani bebek Hazreti Meryem'in etrafındaki insanların konuşmasına cevap vermişti. Konuşması mucize ama o insanların konuştuklarını anladı ki cevap verdi. Öyle değil mi? Hazreti Meryem'e söylenen sözlere, işte kızmalarına falan bütün bunları anlayıp cevap verdi. Cevap vermesi bir mucize ama anlaması var olan bir şeydir. Biz biliyoruz ki bebekler ki siz demin ifade ettiğiniz anne karnında bile sesleri duyup artık anlayabildiğini biz ilim olarak evet. Bunu keşfettik. Yani bir şeylerin olması bizim keşfimizde değil tabii ki. Bu zaten hani var olan bir şeydi ama biz bunu şimdi öğrendik. Şimdi dolayısıyla bu durumda mutlaka ben bebekleri olacak babalara tavsiye ediyorum. Eşlerinin yanında veya yakınında, yanında olamayabilirler ama yakınlarında olsunlar. Zaten eşin, yani bayanın da eşinin hemen duvarın arka tarafında olduğunu bilmesi bayan daha için de çok önemli gerçekten. Hem bu yönü doldurmuş olur, hem de doğan bebeğinin kulağına hemen ezanı okumuş olur. Evet hocam, yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. O zaman şöyle yapalım, benim bu konuda konuşacağım çok şey var. Bundan sonraki programda yine bu konuyu bitirmek istiyorum, yarım kalmasını istiyorum. Tamam, çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun anlattıklarınız için, burada olduğunuz için. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum, iyi günler diyoruz değerli izleyicilerimize. Değerli izleyiciler, konuk evinde bugün din hizmetleri uzmanı Sayın Havva Aslan stüdyolarımızda bizlerle birlikte oldu ve bu sohbetle konuk evini sonlandırıyoruz. Bir başka konuk evinde yeniden görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın.